Merhaba sevgili öğrenciler. Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik hocanız Ragıp Hoca. Bu videomuzda kesirlerle alakalı yeni nesil sorulardan oluşan başarıyorum testi test 34'ün çözümlerini yapacağız. İlk soruya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapayım. Şu anda sağ üst köşede kartlar bölümünden WhatsApp kanalımızın linkini görebiliyorsunuz. WhatsApp kanalında numaranız görünmeden oradaki paylaşımları takip edebilirsiniz. Bu hatırlatmadan sonra ilk soruyla başlayalım. Ekin internet üzerinden 120 dakikalık bir filmi izlemeye başlamıştır. Bu film süresi 8 eş zaman diliminde bir filme ara verip reklam yayınlanmaktadır. Buna göre 3. reklam başlayıncaya kadar filmin kaç dakikalık kısmı bitmiş olur. Şimdi filmle alakalı söylenenler neler? 120 dakika olduğunu biliyoruz. 8 eş zaman dilimine ayrıldığını biliyoruz. O zaman 120'yi 8 eş zaman dilimine ayıracağız. 8'e böldüğümüz zaman 15 dakikalık bölümler olduğunu görüyoruz. Üçüncü reklam başlayıncaya kadar. O zaman iki bölüm bitmiş. Ne olur bakalım. Birinci bölüm bitti. Reklam. İkinci bölüm bitti. Reklam. Üçüncü reklam başladığıncaya kadar 3 bölüm bitmiş olacak. 1, 2, 3 bölüm bitmiş olacak. O zaman 15 çarpı 3 diyoruz. 3 kere 5, 15. 3 kere 1, 3. 1 de 54. 45 dakikalık bölümü bitmiş olur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. İkinci soruya geldik. Bir araç deposu tamamen boşaldığında benzin istasyonunda durmuştur. Araç 49 litre yakıt aldıktan sonra yakıt göstergesi yukarıdaki görselde verilmiştir. Bu araç yakıt deposunun tamamen dolması için kaç litre yakıt almalıdır? Bakıyoruz kaç bölmesi dolu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölmesi dolu. Ve bu 7 bölme 49 litre. 8, 9, 10, 11, 12. 7 bölü 12'si 49 litre. Bunu anlıyoruz buradan. O zaman bir parçasını bulmak için 49 litreyi 7 parçaya ayırıyoruz. Her bir parçanın 7 litre olduğunu anlıyoruz. 7, 7 şeklinde dolması için kaç parça daha doldurmamız gerekiyor bizim? 1, 2, 3, 4, 5 parça daha doldurmamız gerekiyor. O zaman her bir parçada 7 idi. 5 tane 7, 35 litre daha yakıt almalıdır. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru. Aşağıda Gölcük Gölü etrafında bisiklet yolu gösterilmiştir. Baran A noktasından başlayıp sırasıyla B, C, D ve noktalarında mola verdikten sonra tekrar A noktasına gelmiştir. Bu yol üzerinde kaç kilometre yol gitmiş olur? A'dan başlayacak. A'dan önce B'ye, sonra C'ye, sonra D'ye ve en son tekrar A'ya yani hepsi. O zaman bunların hepsini toplayacağız. 1 bölü 4, 11 bölü 20, 3 bölü 10, ve 2 bölü 5. Bunları paydalarını 20'de eşitleyerek toplayalım. Burasını 5 ile genişletelim. Burasını 2 ile genişletelim. Burasını 4 ile genişletelim. Bu zaten 20. 5 ile genişletiyorum. 5 bölü 20 artı burası 11 bölü 20 artı burayı da 2 ile genişlettik 6 bölü 20 ve burayı da 4 ile genişlettik 8 bölü 20 oldu. Ortak paydamız 20. Paylarımız 5, 11 daha 16, 6 daha 22, 8 daha 30. 30 bölü 20 oldu. 30 da 20 de ikisi de sonunda 0 var. 10 ile sadeleştirirsek eğer toplamda 3 bölü 2 kilometre yol almış olur. Sadeleştirmezsek de 30 bölü 20 cevabımız A seçeneği. Hemen 150. sayfaya geçiyoruz. 4. soru. Şekil 1'de özdeş 2 bardağı kaçta kaçının suyla dolu olduğu kesirlerle gösterilmiştir. Şekil 2'de gösterildiği gibi ikinci bardaktaki suyun bir kısmı birinci bardağa dökülerek birinci bardak taşmayacak şekilde tamamen dolduruluyor. Buna göre ikinci bardakta suyun kaçta kaçının kaldığını gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci bardağın 4 bölü 6'sı dolu, ikinci bardağın 7 bölü 12'si. Bunu da 2 ile genişletelim. İkisi de 12 ile olmuş olsun. 2 kere 4 8, 2 kere 6 12. Bunun 8 bölü 12'si, bunun 7 bölü 12'si dolu görünüyor. Şimdi ikinci bardaktaki sudan birinci bardağa aktarma yapacağız ve burayı dolduracağız. Buranın kaçta kaç olduğunu bulmak için 12 bölü 12'den dolu kısmı yani 8 bölü 12'yi çıkartıyorum. Ve burasının kaç olduğunu görüyoruz? 4 bölü 12 olduğunu görüyoruz. 4 bölü 12'lik kısmı dolduracağız. Ne ile dolduracağız? Buradaki 7 bölü 12 ile. 7 bölü 12'nin 4 bölü 12'lik kısmını alırsak geriye ne kalır? Bunu bulmamız lazım. 7 bölü 12'den 4 bölü 12'yi çıkartıyoruz. 3 bölü 12 kalır. Yani şurası 3 bölü 12 oldu. Bunu da sadeleştirebiliriz. 3'e böldük 1, 3'e böldük 4 şeklinde kaçta kaçı kalıyormuş? İkinci bardakta 1 bölü 4'ü kadar su kalır. Cevap C. Geldik 5. soruya. Aşağıda 5A sınıfının dikdörtgen şeklindeki sınıf panosunun kenar uzunlukları verilmiştir. 100 cm, 160 cm görüyoruz. Bu panonun üzerinde bir adet Atatürk resmi ve eşit boyutta kağıtlara yazılmış 4 adet şiir yerleştirilmiştir. Atatürk resminin kapladığı alan tüm panonun alanının 1 bölü 8'i, 4 adet şiirin kapladığı alan ise tüm panonun 3 bölü 20'sine eşittir. Atatürk resminin kapladığı alan şiirlerden herhangi birinin kapladığı alandan kaç santimetre kare fazladır diye soruluyor. Şimdi önce bu panonun alanını bulalım. 160'a 100. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır. Yani 160 ile 100'ü çarpacağız. İlk ünitemiz doğal sayılarda yüzde kısa yoldan çarpmayı öğrenmiştik. İki tane sıfır ekliyoruz 160'ın yanına ve ne oluyor? 16.000 santimetre kare oluyor. Bunun 1 bölü 8'i Atatürk resmi. 16.000'in 1 bölü 8'i yani 8'e bölü 1 ile çarpacağız. 16'da 8 2 defa yanına da 3 sıfır eklersek 2.000. 2.000'i 1 ile çarptığımızda yine 2000 olacak. Atatürk posterinin kapladığı alan 2000 santimetre kare. Gelelim şiirlere. Şiirler tüm panonun 3 bölü 20'si. Tüm panoyu 16 bin bulmuştuk. 16 şimdi 20'ye bölüp 3 ile çarpacağız. 20'ye bölerken önce birer sıfır silelim. 16'nın içinde 2, 8 defa var. Buradaki 2 da yanına eklediğimizde 800 oldu. Bunu da ne yapacağız? 3 ile çarpacağız dedik. 800'ü 3 ile çarptığımızda ise 2400 buluyoruz. 8 kere 3, 24. Yanına da 2 sıfır ekledik, 2400. Kaç tane şiirdi? 1, 2, 3, 4. O zaman 2400'ü 4'e böldüğümüzde, 24'ün içinde 4, 6 defa var. Yanına da sıfırları eklediğimizde 600. Demek ki her bir şiir 600 santimetre kare olacak. Atatürk resminin kapladığı alan 2.000 santimetre kareydi. Şiirlerden herhangi birinin kapladığı alan 600 santimetre kareydi. Ne kadar fazladır dediği için çıkarma yapmamız gerekiyor. 2.000'den 600'ü çıkartırsak 1.400 santimetre kare fazla olduğunu buluruz. Cevabımız D seçeneği. Geldik kesirler konusunun son testi olan başarıyorum testi test 35'in çözümlerine. İlk sorumuz diyor ki bu dairenin balkonunun alanı 11 metrekare olduğuna göre salonun alanı yatak odasının alanından kaç metrekare daha büyüktür? Ne diyordu? Balkonu 11 metrekare. Yani şu 1 bölü 15 olan 11 metrekare. Tamam. Bu dursun. Sonra bize ne diyordu? Yatak odasının alanından salonun alanı yatak odasının alanından salonun alanı 1 bölü 5 yatak odasının alanı 1 bölü 11 ne kadar fark var? Bakalım 1 bölü 5'ten 1 bölü 11'i çıkartıyoruz. Kesirlerde toplama çıkarma yapmayı biliyorsunuz. Paydalar eşit olması gerekiyor. Bunun için de genişletme yapmamız gerekiyor. Burayı 11 ile burayı 5 ile genişletiyoruz. 11 kere 1, 11. 11 kere 5, 55. Eksi 5 kere 1, 5. 5 kere 11, 55. Çıkarttık. 11'den 5 çıktı. 6 bölü 55 oldu. Bu kadar fark var. Peki metrekare olarak ne kadar fark var ona bakalım. Balkon 1 bölü 15'iydi dairenin ve 11 metreydi. Tamamını bulmak için bir parçası 11 metrekare ise 15 parçasını bulmak için 15 ile 11'i çarpıyoruz. 10 kere 15, 150. Bir tane daha 15 eklersek 165 metrekare. Evimizin tamamı 165 metrekare. Peki bunun 6 bölü 55'ini nasıl bulacağız? 165'i. 55'e böleceğiz. Bütünden parçaya gidiyoruz. Bulduğumuz sonucu da 6 ile çarpacağız. 165'in içinde 55 3 defa var. 6 ile de 3'ü çarparsak 18 metrekare fazla olduğunu buluruz. Salonun yatak odasından. Dolayısıyla cevabımız 18 metrekare ile D seçeneği olur. İkinci soru pet şişeler görüyoruz. Su şişeleri. Buna göre şekil 2'deki, şekil 1'deki doluluk miktarına sahip şişelerden kaç tanesi ile şekil 2'deki 3 şişe tam olarak doldurulur? 5'te 3'ü, 3 bölü 5'i dolu deniyor. Bu 3 bölü 5. Peki, bunları da 5 parçalara, 5 parçaya ayırırsak bu 5 bölü 5 olur. Bu da 5 bölü 5 olur. Bu da 5 bölü 5 olur. Toplamda bize paydamız 5, payımız 5, 10, 15. 15 bölü 5 lazım. Burada üçer parça var. Kaç tane 3'ü toplarsak 15 olur bunu bulmak için. 15'i 3'e bölüyoruz. 5 tane. Bu şişeden 5 tane olursa eğer böyle 3 bölü 5, 3 bölü 5 dolu. Toplam 15 bölü 5 eder. Dolayısıyla bize 5 tane şişe lazım. Geçtik 3. soruya. Aşağıda uzunluğu 5 tam 11 bölü 16 santimetre olan çivi gösterilmiştir. Bu çivi kalınlığı 9 santimetre olan bir tahtaya şekildeki gibi çakılıyor. Çivinin tahtaya saplanmadan kalan kısmının uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi burada çivinin gittiği yer buraya kadar. Tahtanın belli bir kısmı. Tahtanın tamamı 9 santimetreydi. Ne kadar saplandığını bulmak için, yani şurayı bulmak için önce 9'dan 4 tam 3 bölü 8'i çıkarmam lazım. 8 kere 4, 32. 3 daha, 35. 35 bölü 8 saplanmış. 9'dan yani saplanmamış. 9 santimetreden 35 bölü 8'i çıkartacağız. Bunun gizli paydası 1. Bunu 8 ile genişletiyoruz. 8 kere 9, 72 bölü. 8 kere 1, 8. Eksi 8. 35 bölü 8. 72'den 35 çıkınca 37 kaldı. 37 bölü 8. Bu bulduğumuz yer çivinin ne kadar girdiği tahtaya 37 bölü 8 girmiş. Bunu da çivinin boyundan çıkartacağız. Ne kadarının girmediğini bulacağız. Burayı da bileşik kesle çevirelim. 16 kere 5 80. 11 daha 91. Burası 91 bölü 16. Yani çivinin toplam boyu 91 bölü 16. Dışarıda kalan kısmını bulmak için 91 bölü 16'dan içeriye batan kısmını yani 37 bölü 8'i çıkarmamız gerekiyor. Payda eşitleyeceğiz. Burayı 2 ile genişletirsek 16 olur. 91 bölü 16 eksi 2 ile genişletelim. 37 çarpı 2'den 74 ediyor. Bölü 8 kere 2 16. Paydamız 16. 81, 91'den 74 çıkarttığımızda ise 17 kalır. Cevap da 17 bölü 16'dır. Yani A seçeneği. Geldik kesirler bölümünün son sayfasına. Son testimizin son sayfası. Bundan sonraki konumuz ondalık gösterimler olacak. Ondalık gösterimler konusundaki videoları kaçırmamak için hem YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz hem de açıklama kısmındaki linkten WhatsApp kanalımızı takip edebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Aşağıda 24 cm uzunluğundaki ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı olan renkli kağıdın dörtte bir kesilip atılıyor. Önce ne kadar kesiliyor hemen bulalım. 24 cm'i 4 parçaya ayırıp bir parçasını atacağız. 24'ü 4'e böldük. 6. Bu 6 zaten bir parçadır. 6 cm'lik kısmını attık. Geriye ne kaldı? 24'ten 6 çıkarttık. 18 kaldı. Kalan parça belli bir noktadan katlanıyor. Katlanan parçanın parçadaki kırmızı kısmın uzunluğu 19 bölü 4 santimetre. Bunu böyle katladık şuraya. Burası 19 bölü 4. Katlanmadan önce şu şekilde açıktı bu. Burası da 19 bölü 4'tü demek ki. Buna göre katlanan parçada görünen mavi kısmının uzunluğu nedir? Şimdi bunun toplam uzunluğu neydi? 18 kalmıştı 24'ten 6 çıkartınca. 19 bölü 4'ü katladık. 19 bölü 4 olarak buraya ne kaldı? Bu ikisini toplayacağız. 18'den çıkartacağız. 19 bölü 4 artı 19 bölü 4. 19, 19 daha 38 bölü 4 oldu. 2 ile sadeleştirirsek 19 bölü 2. Bu Şuranın uzunluğu. 19 bölü 2. Bunu da nereden çıkartacağız dedik? 18'den. 18'den 19 bölü 2'yi çıkartalım. 18'in gizli paydası 1'dir. O yüzden burayı 2 ile genişletiyoruz. 2 kere 18, 36 bölü 2 kere 1, 2. Eksi 19 bölü 2. 36'dan 19 çıkınca 17 kalıyor. 17 bölü 2. 17, bölü 2 şıklarda yok. O zaman bunu tam sayılı kese çevireceğiz. 17'yi 2'ye bölelim. 17, 2, 8 kere 8 kere 2, 16 kalan 1. 8 tam oldu. 8 tam. Kalanımız 1 olduğu için payımız 1. Paydamız ise değişmez. 2, 8 tam. 1 bölü 2. Cevabımız da A seçeneği oluyor. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki görselde iki raftan oluşan mutfak dolabı gösterilmiştir. 10 cm ve 12 cm olarak ölçüler var kapların üzerinde. Uzunluğu 180 cm olan bu iki raflı mutfak dolabının üst rafına dolabın uzunluğunun 5.9'luk kısmına 10 cm genişliğinde eş kavanozlardan yerleştirilecektir. Alt tarafına ise dolabın üçte birlik kısmına 12 cm genişliğinde eş kavanozlardan yerleştirilecektir mutfak dolabında toplam kaç kavanoz yerleştirilir? Önce 180 santimetrenin 5 bölü 9'unu bulacağız. bütünden parçaya gittiğimiz için 180'i 9'a bölüyoruz 20. 20'yi de 5 ile çarpıyoruz. 5 bölü 9 olduğu için 100. 100 santimetresine yerleştireceğiz 10'ar santimetrelikten. O zaman 100'ü 10'a bölüyoruz. 10 adet kavanoz yerleştirilir birinci rafa. Geçtik ikinci rafa. Yine rafımız 180 cm genişliğinde. Bunun üçte birine, o zaman üçe bölüyoruz 60. 60'ı 1 ile çarptığımızda yine 60 olacak. 60 cm'lik kısmına ise 12 cm genişliğinde kavanozlarla yerleştireceğiz. O yüzden 60'ı 12'ye bölüyoruz. 5 kavanoz da buradan. 10 kavanoz birinci raf. 5 kavanoz ikinci raf. Toplamda 15 kavanoz yerleştirilir. Cevabımız D seçeneği. Geldik 6. sorumuza. Elvan Hanım aldığı dikdörtgen şeklindeki masa aksesuarını aşağıda gösterildiği gibi masasına koymuştur. Buna göre Elvan Hanım'ın aldığı masa aksesuarının uzun kenarı ile kısa kenarı arasındaki fark kaç santimetredir diye soruluyor. Uzun kenarını bulmak için masanın uzun kenarından yan taraflardaki boşlukları çıkarmamız lazım. Bakın burası boşluk, burası boşluk, burası da uzun kenar. Boşlukları önce bir toplayalım. 3 bölü 4 ile 1 bölü 8'i topluyoruz. Bunu 2 ile genişlettik. 6 bölü 8 artı 1 bölü 8'den 7 bölü 8 boşluk oldu. Bunu da 4 ile genişletirsek 4 kere 3 12 bölü 8. 12 bölü 8'den de 7 bölü 8'i çıkartarak uzun kenarını 5 bölü 8 olarak buluyorum. Lazım olacak şeyleri böyle yuvarlak içine ya da kare içine, dörtgen içine alarak belirginleştirmek soru çözerken bizim için iyi olur. Kısa kenarı da aynı şekilde yapacağız. Şurası boşluk, burası boşluk. Bunları toplayacağız. Kısa kenar uzunluğundan çıkartacağız. 2 bölü 5 ile bunu 8 ile genişletelim hemen. 8 kere 2 16 bölü 8 kere 5 40 artı 7 bölü 40'ı topluyoruz. Bunlar boşluklarımız. Paydamız 40. 16, 7 daha 23. 23 bölü 40 boşluğumuz var. Kısa kenarı da 4 ile genişletelim. 4 kere 9, 36. 4 kere 10, 40. 36 bölü 40'tan 23 bölü 40'ı çıkarttığımızda 13 bölü 40 buluyoruz. Bu da bizim kısa kenarımız. Şimdi kısa kenar ile uzun kenar arasındaki farka bakacağız. Fark demek, çıkarma işlemi demek. Uzun kenarını 5 bölü 8 bulmuştuk. 40 eşitlemek için 5 ile genişletiyorum. 5 kere 5 25, 5 kere 8 40. Eksi, burası da 13 bölü 40'tı. 13 bölü 40. Paydamız 40. 25'ten 13 çıktığında ise 12 kalıyor. 4 ile sadeleşebilen sayılar. 12'yi 4'e böldük 3. 40'ı 4'e böldük 10. Aradaki fark 3 bölü 10'dur. Cevabımız A seçeneğidir. Bu soruyla videomuzu ve kesirler bölümünü tamamlıyoruz. Açıklama kısmındaki linkten WhatsApp kanalımıza ulaşabilirsiniz. Video paylaşımları, PDF paylaşımları ücretsizdir WhatsApp kanalımızda. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>